Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle adı yeni sezonda Fenerbahçeli anılan Hatayspor'un Gabonlu forveti Aaron Boupendze'yi konuşacağız. Hepimizin geçen sezonki performansıyla yakından tanıdığını düşündüğüm Boupendze'yi kimsenin bilmediği farklı bir açıdan değerlendirecek, oyuncunun transfer olması durumunda Fenerbahçe'ye olası katkılarına ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Eminim Boupendze'yi kimseden böyle dinlemediniz. Hazırsanız Gabonlu forveti inceleyeceğimiz içeriğimizin startını veriyoruz. Ağustos 1996 Gabon doğumlu oyuncu futbol kariyerine Bordeaux altyapısında başladı. Kariyerinde sürekli olarak Fransa'nın orta sınıf takımlarında neredeyse sıfır yakın skor üretim yapan Boupendze ilk olarak 2019-2020 sezonunda forma giydiği Fransa ikinci takımlarından Pau FC'de 13 gol 3 asistlik üretim sonrasında Hatayspor'a transfer oldu ve geçen sezon adeta Süper Lig'in içinden geçti. Hatayspor'da açık alan etkinliği ve durdurulamaz sol ayağıyla 22 gol, 1 asistlik bir performansın altına imza attı. Evet arkadaşlar, ligimizden de yakından tanıdığımız Boupendze'yi değerlendirmeden önce Sports News Afrika sitesinin oyuncu ile ilgili yaptığı haberden biraz bahsedelim. Sports News Afrika sitesi Boupendze'yi Aubameyang ve bir dönem Galatasaray formasıyla tanıdığımız Frank Lemina'dan sonra Gabon'un futbol dünyasına armağan ettiği yeni yıldızlardan biri olarak tanıtmış. Aynı site Boupendze için serbest vuruştan kafa etkinliğine, akan oyundaki bitiriciliğinden ceza sahası etkinliğine kadar komple bir forvet oyuncusu olduğunu ifade ediyor. Tottenham, West Ham United, Leicester City, Crystal Palace, Newcastle United, Wolverhampton, hatta İskoçya devleri Celtic ve Rangers gibi takımların oyuncu yakından takip ettiğini ve Hatayspor'un geçen sezon Krasnodar'dan yaklaşık 7 milyon sterlinglik bir teklif aldığını, teklifi kabul ettiğini, ancak oyuncunun daha iyi bir takıma transfer olmak istediği için Rus kulübünden gelen bu transfer teklifini kabul etmediğini yazmış. Yine yurt dışı kaynaklı birçok haber sitesinde Aubameyang'ın Arsenal'a Boupendze'yi alması için baskı yaptığını da aynı haberde ifade etmiş arkadaşlar. Peki Boupendze gerçekten bu kadar önemli bir oyuncu mu, yoksa Hatayspor'da tek sezonluk performansı aldatıcı mı arkadaşlar? İsterseniz biraz bunları konuşalım. Öncelikle Boupendze hem ileri uçta tek santrafor olarak hem de hücumda sağ ve sol önde oynayabilse de ben kişisel olarak Boupendze'nin sol ayağını daha verimli kullanabileceği etkili bir sağ kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Boupendze merkez santrafor oyunu oynayabilecek, oyuna genişlik katacak, etkili bir sırt dönük oyuna sahip değil. Boupendze daha çok geriden gelip iş bitirebilen hücum oyuncusu. Oyuncunun en önemli özelliği topu önüne aldığında yarattığı hücum etkinliği olduğunu söylemek lazım. Geçiş hücumunda toplu ve topsuz oyunda çok etkili. Sağ kanatta ters ayağıyla ya da solda direkt sağ direk içine vurduğu öldürücü şutları ile bu sezon birçok maçta skor üretimi yaptı. Statik değil, oyun içinde sürekli hareketli ve arayış içinde olan bir oyuncu. Ceza sahasına yakın yerde topla buluştuğunda önce şutu, önce bitirmeyi düşünüyor. Ve belki de bu özelliğinden dolayı kariyerinde çok fazla asist üretim yapamadı. Ben oyuncuyu birçok noktada ayrılsa bile temel özellikleriyle Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda Antep'ten transfer ettiği Preko'ya çok benzetiyorum. Evet arkadaşlar, sevgili futbol severler, Boupendze Fenerbahçe'ye transfer olmalı mı? Olursa başarılı olur mu? Açıkçası ben hayatım boyunca sadece tek sezon yüksek performans göstermiş oyuncuların transferlerine sürekli şüpheyle baktım. Bu şüpheyi Boupendze için de hissettiğimi söylemeliyim. Gabonlu oyuncuyla ilgili özellikle birçok İngiliz kulübü takibini sürdürmüş
olsa da hepsinin ortak değerlendirmesi bir sezonluk performansa bakarak oyuncuyu transfer etmek istemedikleriydi. Bu yüzden birçok takımın radarında olmasına rağmen bu sezon hiçbir resmi teklif almadı. Fenerbahçe bu Penza transferini yaparsa öncelikle bu transferi hangi koşullarda ve kaça yapacağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şahsen bu Penza'nın 6-7 milyon euroluk bir bonservis ile transfer edilmesi bu transferin riskini ciddi oranda arttıracaktır. Ancak Fenerbahçe belli bir miktarda para ve oyuncu takasıyla bu iş çözebilirse ben bu Penza'nın alınabilecek bir transfer riski olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun geçen sezon başarısında iki kritik noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki Hatayspor'un oyunu geniş alanda oynaması ve gollerinin çoğunun geçiş hücumunda bulması. 2. Bu Penza'nın Diouf ve Akintola gibi atletik, yaratıcı, koşucu oyuncularla üçlü bir hücum hattında büyük bir üretkenlik göstermesiydi. Fenerbahçe bu Penza transferini yapacaksa o zaman bu tip hareketli, enerjik, atletik ve mücadeleci bir hücum hattı yaratmak zorunda. Valencia, bu Penza ve yanlarında güçlü merkez santrofor ile bu ortamı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Fenerbahçe bu transferi tamamlarsa bu Penza'nın dar alanda etkinliğini arttıracak ve yüzünü kaleye döndürebilecek takım içi taktikleri de geliştirmesi gerekli. Zira Fenerbahçe özellikle geçen sezon iç saha maçlarında forvet ve orta saha oyuncularının rakip savunma baskısı nedeniyle yüzünü kaleye dönemediği birçok karşılaşma oynamak zorunda kaldı ki bu da Fenerbahçe'nin hücum etkinliğinin ciddi olarak düşmesine neden oldu. Evet sevgili Fenerbahçeliler, yine bir solukta adı Fenerbahçe ile anılan Hatayspor'un forveti Aaron Bupenza tanıtım, analiz ve değerlendirme videosunun sonuna geldik. Bupenza Fenerbahçe için riskli bir transfer olsa da Fenerbahçe oyuncuyu ekonomik koşullarda bitirebilirse ben şahsen bunun alınabilecek bir transfer riski olarak görüyorum. Umarım Fenerbahçe bu işi makul bir paketle bitirebilir. Göreceğiz. Son olarak kanalımıza verdiğiniz destekler, içeriklerimize gösterdiğiniz ilgi için herkese çok teşekkür ederiz. Sizlerle gün ve gün büyümeye devam ediyoruz. Yeni içeriklerde buluşmak üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.